can you pray, pray tonight? Baby, can you pray, pray for me? Oh, baby, can you pray? Is every time you make them time, it's only to the end. So pray tonight. So you won't. Günaydın. Ay, yemişmiş ya. Abi dün gece uyuyamadım. Dizim ağrıyor. Yani fena bir şekilde dizim ağrıyor. Normalde regli zamanının reglinin başındayken dizimin ağrıması gerekiyor ama regli bitince neden ağrıdı anlamadım. Bunu şeye yoruyorum. Ben geçen de düştüm. Ben bayağı bir süre önce düştüm. Mezuniyetten önce düştüm. Bak dizim zaten çok kötüydü. Yara falan oldu. Sonra yeni düzelmeye başladı. Dedim de kabukları yeni çıktı yani. Dizim çok ağır bir halde neyse. Onun etkisi yeni mi geliyor diyorum da neredeyse bir ay olacak. Yani çok saçma. Çok saçma gerçekten. Dün gece işte yatmadan önce Akhisar'ı sürdüm. Daha öncesinde ayak bileğim acıyordu benim. O ara doktor bir krem vermişti. Onu kullandım. O bir işe yaramadı. Sonra uyumadan önce Akhisar sürdüm. Bir de sargı bezi aradım evde. Vardı bir tane ama bulamadım. Daha sonrasında sonra bu ağrını kestim. Bunu böyle dizime koydum. Harika dizlik taktiği. Allah'ım ben şimdi Akhisar'ı sürdüm. Üstüne de bunu koydum ya. Allah benim bacak bir yanıyor, yanıyor, yanıyor. Allah'ım uyuyamadım. Zaten dün gece bile ekstra bir uyuyamama perileri geldi yani. Zaten günlerde uyuyamıyorum geceleri ya. Neden böyle oluyor anlamadım. Tam böyle dedim, tam şey dedim yani. Hadi Besse kalk, kalk uyuma boşver diyecek dedim. Sonra bir 5 dakika daha süre verdim kendime. O arada uyumuşum yani. Gerçekten uyumak için 2 saat falan yatakta dönmüş olabilirim. Öyle. Şimdi kahvemi yapacağım. Ondan sonra da oturup çalışma. Kulaklık takacağım. Ne habersiniz? Ha? Nasıl gidiyor? Hayat nasıl arkadaşlar? Saat şu an 2:51. Ben amacım aslında benim 1-2 saat falan uyumaktı. Sonra ben kaç gibi yattım? 9 gibi falan böyle bir uyumayı denedim. Bir ara uyuyamadım. Sonra uyudum. Sonra Allah'ım bu karşıdakiler yani yaz geldi ya yani bir de bayram üstündük. Bu arada bayramın mübarek olsun. Nasıl çığırışıyorlar, bağırışıyorlar, çocuklar çığırıyor, adamlar bağırıyor, kadınlar bağırıyor. Yani herkes delirmiş vaziyette. Uyandım ana, kalktım camı kapattım. Sonra ben de dedim kesin sesle uyuyamayacağım daha. Bir saat falan uyumuştum herhalde. Sonra bir daha uyumuşum. İşte kaç gibi kalktım? 2 gibi falan uyandım herhalde. Sonra birazcık daha uyumaya çalışayım, çalışmayayım, sağa dön, sola dön derken uyandım. Alt kat da soğuk o yüzden hırka giydim. Şimdi de yeni uyandım ya. Kendime bir kahve yaptım. Hemen.
Ondan sonra şu an ne yapacağız? Birkaç gelişme de denilebilir. Yani ben artık okul bittiği için şu an bir tane stajım var. Staj yapmak zorundayım ama zor olduğum staj bulamıyorum şu an. Onun için LinkedIn'de böyle artık her yere başvurduğum için gönüllü stajyerliğe başvurdum. Öncelikle başvururken şey diye sormuşlar. Benim bir tane zorunlu stajım var ve bu gönüllü stajı zorunlu staja dönüştürebilir miyiz dedim. Onlar da dönüştüremeyeceklerini söylediler. Ben de okey dedim. Ondan sonra görüntü işlemeyle alakalı bir çalışma olacağı için ben de yani boş boş yapmaktansa ve hiçbir şey yapmamaktansa en azından kendimi geliştiririm bir ay diye düşündüm ve gönüllü stajyer olarak başladım. Daha sonrasında işte gönüllü stajyerliğe başladım. Şu an telefonum gene hafızası. Bu telefonun hafızası cidden bana kafayı yedirebilir arkadaşlar. Yıldım yani. Google fotoğrafları yedeklemeye çalışıyorum, yedeklemiyor. Google iCloud'dan ekstra şey aldım, alan aldım. Ona yedeklemiyor. Yani ben anlamıyorum ne istiyor. Neyse ben şimdi eğitim yapmaya çalışıyorum. Bir anlamadığım saçma sapan hatalar çıkıyor. Onları da çalışıyorum şu an. Moralim bozuk. Eğitimi yaparken bir yandan da bunu izliyorum. Bu dizi bayağı iyi. Ben bütün gün hiçbir şey yemedim. O yüzden şimdi kendime bir tost hazırlayacağım. Dizi izlerken yerim. Yani kaç gündür uğraşıyorum. Saçma salak hatalar alıyorum yani. Neden olduğunu da sonunda çözdüm. Ya şöyle, normalde yola V5'te gidecektim. Ben etiketleri JSON formatında yaptım normalde Yola V5'te, yani Yola modellerinde TXT modunda olması gerekiyor. Daha sonrasında ben JSON'ları TXT'ye çevirdim ama saçma salak çevirmiş. Ve bu yüzden eğitmiyordu. Sonra şimdi Detektron 2'de eğitmeye başladım. Dün normalde Detektron 2'de eğitecektim. Saçma salak GPU hatası veriyor. GPU kullanılamıyor diyor. Normalde Google Colab'da kullanabiliyorsunuz GPU'yu. Neden, ne oldu da kullanamadı onu anlamadım. Bugün şaşırtıcı bir şekilde kullanmaya başladı. O yüzden şu an modeli eğitiyor. İnşallah güzel bir sonuç alırım. Neyse, tost yapayım. Acıktım. Bu arada sıvı diyeti falan yapmayı düşünüyorum. Acaba yapsam mı? Bilmiyorum. Sabahtan beri sıvı diyeti yapıyorum aslında. Gerçi sabah birazcık bir tost yedim. Aralarda cips yedim. Ben cips yemezsem zevklerim ya. Neyse, edik stok bitsin. Zaten çok az kaldı. Ondan sonra abur cubur yok. Tost da yapamıyoruz çünkü ekmek küflenmiş. Yoktaki ekmek nasıl küfleniyor? Bu küflenmiş mi? Bu da küflenmiş. Yani yemeyelim. Nasıl küflenmiş ya? Şimdi şey yapıyorum. Eğitim tamamlandı. Resim üzerinde sonuçlar iyi ama video formatında deneyeceğim. Bu yüzden Ubuntu'dan Windows'a geçtim ve Premiere Pro'dan imgeleri video haline getireceğim. Açarsa inşallah Premiere Pro'yu diyorum. O sırada tabi biz de birazcık coşalım. Thank you.
The next day. Günaydın arkadaşlar. Ne haber? Ben dün kaçta yattım? Dün ben dün değil aslında, bu sabah 9 gibi falan yattım. 12:30-1 gibi de uyandım. Dün işte eğitimi tamamladım. Yani ortalama bir sonuç verdi. Çünkü video imgeleri video formatına getirdiğim zaman çözünürlük çok fazla düştü ve doğru düzgün tespit edemediğini düşünüyorum. Daha sonrasında ben işte yaptığımı gönderdiğimde meğersem yanlış veri setiymiş yaptığım. Yani bir tane monkeypox veri seti var ve ben oradakileri etiketledim. Meğersem orası karışıkmış ve orada alerjik hastalıkların olduğu da bir imgeler varmış. O yüzden yanlış etiketleme yapmışım. Neyse, çok önemli zaten monkeypox'un olduğu çok az bir veri seti var. Onları hemen bir saat içerisinde hallederim. Benim için daha iyi oldu çünkü bu sefer gidip label image'de yapacağım. Böylelikle label image'de yaptığım zaman da TXT formatında olacak ve yola da yeteceğim ve daha iyi sonuç alacağımı düşünüyorum. Bunu hallettikten sonra da mobil aktarması kalıyor. Ve ben daha önce hiç mobilde çalışmadım. Nasıl yapacağım, ne olacak hiç bilmiyorum. Dün işte biraz videolarına baktım ya, bir tık yani kolay gibi geliyor ama yani bilemiyorum. Şimdi hiç daha önce yapmadığım için bir fikrim yok. Uzaktan kolay geliyor olabilir ama içine girince ne tür karışıklıklar olacak bilmiyorum. Neyse, onu halledeceğim bugün. Öyle akşam dışarı çıkmayı planlıyorum. Akşam dışarı çıkarım. İstanbul'a gitmeyi düşünüyordum bugün ama geç oldu. Saat 1:30 şu an. Bugün bu arada bayram kaçıncı günü? 3 mü 4 mü? Bugün 3. günü. Yarın da 4. günü. Ben bugün bayramı 4. günü zannediyorum. Neyse, belki yarın İstanbul'a giderim. Bilmiyorum. Duruma bağlı. Yapacağım işlerin durumuna da bağlı. Öyle. O zaman bu günlük vlogu kapatıyorum. Günlük vlogu zaten. Oturttuk sabahdan akşama kadar bilgisayarın başındayız. Zaten şurada oturmaktan gerçekten götüm ağrıdı yani. Sırtım ağrıdı, belim ağrıdı yani. Arada gidiyorum oraya, yatıyorum, sonra bir daha geliyorum buraya. Yani çakıldık buraya. Ne oldu? Çakal. Öyle işte arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Güle güle.